Muğla mutfağının, özellikle de yörük kültürünün izlerini tatlılarımızda da görüyoruz. Hoşmerüm ya da tortu olarak bilinen bir çeşit tereyağı aslında. Tereyağı diyorum çünkü kaymaktan oluşuyor ve aynı tereyağı gibi farklı yerlerde kullanılabiliyor. Ancak aynı reha, aynı aroma değil, çok daha güzeliyle, çok daha aromatik olanıyla karşılaşıyoruz. Aynı zamanda pişirilerek hazırlanan bir yağ olması nedeniyle de daha uzun süre dayanıklılık kazanıyor. Süt kaymakları biriktirilir ve ardından kaynatılarak, çektirilerek, tortulaştırılarak yağ haline getirilir. Yağ üzerine çıkar, tortular dibe çöker, bu nedenle de tortu denir. Ve bu yağ için verilen isimle, aynı isimle anılan bir de tatlımız vardır Muğla mutfağında. Tatlımız tortu ile ya da hoşmerüm ile yapılıyor olması nedeniyle de aynı ismi alır. Yani hoşmerüm ve tortuyu Muğla mutfağında iki farklı ürünün ismi olarak görebilirsiniz. Biri süt kaymağından yapılan yağ, diğeri ise aynı yağ ile yapılan tatlıdır. Bu tatlı için kullanılacak malzememiz hoşmerüm kullanıyoruz ya da tortu. 2 bardak unumuz var. 1 bardak şeker kullanıyoruz. 1 fiske de tuz. Helva yapar gibi aslında tortumuzun içerisinde unu iyice kavurarak başlıyoruz işlemimize. Hemen ocağımıza geçelim ve tortumuzu yapmaya başlayalım. Tortu ya da hoşmerüm olarak bilinen tatlımızı yapmak için önce hoşmerüm ya da tortumuzu erittik. İçerisine ölçülü unumuzu koyarak ve sabırla kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak kavurduk. Son aşamadaysa bir fiske tuz ve şekerimizi, ölçülü şekerimizi ilave edip şekerin tamamen erimesini bekleyecek ölçüde karıştırarak pişirmeyi tamamladık. Ancak İstenirse şeker üzerine serpme olarak da yenilebiliyor. Biz her iki şeklini de ifade edelim ama içerisinde şeker eritilmiş olanı da servise çıkartalım. Hoşmerümümüz servise hazır. Afiyet olsun.